Tabii en yaşlıdan başlamak gerekiyor. Sayın Yossi Mizrahi, hoş geldiniz efendim. Abi masanın yaş sınırını yükseğe çekmişim. Evet, tabii ki. Hoş bulduk. Sen Uçuş 811 filmiyle evet. geliyorsun. Bu çok böyle spesifik, hani Amerikalıların ürettiği mühim Hollywood prodüksiyonları gibi çağrıştırıyor ismini. Biraz bahsetsene. Evet, esasında işin en büyük özelliklerinden bir tanesi filmin %99'unun uçağın içinde geçmiş olması. Yani çok güzel. Ya, tek mekan, psikolojik gerilim bir hikaye. Uçak içerisinde yaşanan bir takım olaylar var ve bununla alakalı bir film yaptık. Ben hani daha önce hiç böyle bir senaryo okumamıştım. İşin gerçeğini söylemek gerekirse. Afişi görebilir miyiz? Ben çok merak ettim afişini. Nerede var afiş? Arkamızda şurada mı göreceğiz bakalım. Evet. İşte bu. Afiş de güzel. Evet, yani yönetmenimiz Hakan biraz. Evet, Burcu Kara oynuyor, Emre Karayel oynuyor. Ozan Yiğit. Yosif İzrahi oynuyor, Ozan Yiğit oynuyor. Çok havalı görünüyor hakikaten. Bir de yurt dışında da enteresan bir şekilde fazla gösterildi. İşte İsveç'te hem Stockholm hem de Bodden Film Festivallerinde gösterildi. Hindistan'da film festivalinde gösterildi. İspanya'da gösterildi. Ve 10 Mart'ta da Türkiye'de Azerbaycan'la beraber aynı anda vizyona çıktı. Biraz meraklısına bir iş için gerçeğini söylemek gerekirse. Nasıl ya? Yani böyle bir ama şey gibi hakikaten, yani aksiyon gibi görünüyor. Evet evet, yani hem bir aksiyon var hem bir gerilim var. Şimdi tek, yani sen de çok iyi bilirsin ki tek mekan filmlerin handikaplarını içermiyor mu birazcık? Evet, içeriyor tabii ki. Çünkü yani seyirci bir süre sonra evet abi tamam uçağın içindeyiz de babacım ne olacak artık falan gibi. Fakat tabii işin sonunda çok güzel bir sürpriz var. O sürprizi söylemeyeyim, seyircilerin keyfi kaçmasın. Eğlenceli, yani eğlenceli derken eli ayağı yere basan ve çok keyifli bir iş olduğunu düşünüyorum. Biz geçen Ocak, ya bu geçtiğimiz Ocak değil, ondan önceki Ocak, yani 2022 Ocak'ta çektik biz bu işi. Ancak işte bitti ve %99'u uçakta. Hatta ben okuduğum zaman abi uçakta nasıl çekeceğiz biz bu işi? Hani tırnak içinde salak gibi ben gerçek uçağın içinde çekeceğimizi zannediyorum. Meğerse Türkiye'de bir simülasyon merkezi varmış, ben bilmiyordum. Bayağı birebir bir uçağın aynısını inşa ettiler. Ve o inşa edilen dekorun içinde biz çektik. Yine de normal çekimlere göre açı maçı birazcık dar alanlarda çalıştık ama ekip çok iyiydi. İşini çok iyi biliyordu ekip. Yönetmenimiz Hakan da hani kafasında filmi çekmek diye bir şey var ya. Onu da çekip sete gelmişti. Bence gayet iyi bir şey. İşte aradığım konuk. Aradığım konuk böyle oluyor çocuklar. Hemen soruyorsun soruyu, bir alıyor konuyu, pa. Bütün her şeyi anlatıyor, olması gerek ama yılların tecrübesi. Ondan sonra teşekkür ettik basın. Yılların tecrübesi. Şimdi Soğuk Savaş ekibine. Evet abi ya. Onlara bir kilo ayrımcılığı, yapmak istiyoruz. Çünkü böylesine bir kütlevi bir güçlü varlığı zaten. Hani tamam kızdan, o kızlara söz verdim falan buradaki yakışıklıya ama acaba bunlar kim demiyor tabii kimse. Herkes onları tanıyor. Boğaç Soydemir, Buğra Oflaz ve Berk Sevgi. Ben Berk'i özellikle çok seviyorum. İki kere yaptın galiba değil mi? Bana benzer bir şey yaptın. Üç kere mi oldu? Evet. Onun sonuncusu bizde var galiba. Öyle mi? Sonuncusu o. Yani o ilk yaptığın galiba. Çok dolaşıyor. Ben de kendime deli gibi gülüyorum. Siz de paylaşmışsınız galiba. Ben de paylaşmışımdır. Evet, evet, çünkü ben kendime salağa bak diye gülüyorum. Ben yani kendime öyle yaparak. Yönetmenimizden rica edelim. Acaba Berk'in bu dublajı var mı? Bir görelim mi onu bakayım? Olduğu zaman... Değil mi? Şimdi o zaman böyle diyeceğiz. Peki yani diğer şeyleri de, ama ben yani böyle olduğu zaman şimdi diyorlar ki bir kere bu yani öyle olduğu zaman değil mi? Şimdi o zaman böyle diyeceğiz buna. Peki yani diğer şeyleri de, ama ben yani böyle olduğu zaman şimdi diyorlar ki bir bu tam Instagram kafası orada değil mi? Evet. Ya bunun şeyi çok acayipti. O ilk yaptığın galiba. Onu daha böyle bir seksi evet, yaptın. Daha uzun bir diyalog evet. vardı. Evet. Ama insan sevdiğine şey yaparmış. İnsan sevdiğine şey yapar. Ama sana nasıl geliyor? Çünkü ben artık belli bir yerdeyim. Yani bu saatten sonra ben değiştiremem. Yani mesela Teoman'ın bir son şarkısından bir şey koydu.
herkes ona yazdı bu Rago Oktay'la Okan Bayülgen arası bir şey olmuş diye. Bak mesela Teoman deniyor. Teoman yani bu saatten sonra başka bir şey olmayı deniyor mesela. Ona da sinirleniyor demek ki takipçiler filan, hayranlar. O diyor ki ama bu Okan gibi olmuş, bu Rago Oktay gibi olmuş. Burada ne çok salak gösteriyorsa beni, onu bana söyle ki sen onu, ben onu yapmayayım diye söylüyorum. Hayır, ben zaten yıllardır mizah işiyle uğraşıyorum. Yani zaten birçok taklit yaptığım için hani bir tanesi de size denk gelmiş gibi bir şey oldu aslında. Ama yani estağfurullah, öyle bir hani şey durum yok. Ama ben burada eğlenceli bulduğum hani... için üslubunuzu hani birazcık böyle... Ama şey... bu çok boş bir herif yani benim gördüğüm kadarıyla. Ya boş ve ne dediği belli değil filan. Kıvranıyor ve bir yani orgazm olur gibi konuşuyor biraz. Biraz böyle nasıl söyleyeyim, sarhoş gibi, orgazm olur gibi ya da... aklını yitirmiş gibi konuşuyor. Estağfurullah. Yani estağfurullah. Öyle... Şey çok acayip. Bayıldım. Öbürü çok, öbürünü ama şimdi bulamazlar onu. Ben alınmadığınıza çok sevindim. Ya bana. Niye alınayım ya? Hay niye alınayım? Evet. Zaten hay böyle bir şey var. Zaten bu hani show business işte kendine açmışsın. Yani gelin. Alın, dövün, vurun, üstünde zıplayın, dalga geçin filan gibi bir şey bu. Nasıl, kendini daha iyi hissediyor musun? Evet, bu anı yaşamayan düşünüyorum. Biz biraz daha bekleriz diye düşünüyorduk. Evet, ama Dinçer'le macera böyle ilerlemedi. Ben oraya gelmek istiyorum. Evet. Biz Berk'in kabusunda mıyız şu an? Gerçekten... Fever Dream gibi bir şey. Ama haydi Dinçer'le öyle olmadı. Bir anlatır mısın ne olduğunu? Sevgili Dinçer Güner Bey'le, yani önceki Twitter hesabımda ben takip ediyordum sizi. Sonra siz beni blokladınız. Artık siz bu demeyelim. Artık bu olay sizi bir geçmiş artık ben size. Estağfurullah, siz fan ama Twitter'da şey... Bu arada biz 8 senedir beraber çalışıyoruz Berk'le. Daha öncesinden tanışıyoruz. Ben bir kere estağfurullah dediğini duymadım. Tabii. Şu anda 8 kere uçuşuyoruz. Rahmetli dedem gibi durmadan estağfurullah. O önceki Twitter yani bu evlilik gibi bir şey mi? Hani biri bitti öbürü başlıyor. Yok yani hesabım tamamen kapandı. Orada... ne oldu acaba? Bir ben, önce buradaki soru. Kendisi beni bloklamıştı. Şey sormuştum. TC kimlik nomu versem acaba yükselenime bakabilir misiniz? beni bloklamış. Saniyede bloklamıştım bu arada. Ben pişman oldum sonra. Sonra zaten o hesap komple gitti. Demek ki böyle şeyler yazmamak gerekiyor. O hesabın gerekiyor. Sonra komple gitmesinin nedeni? O sonradan yani şey telifler, melifler bir şeyler öyle kapandı. Ondan.